Selim'le konuşamıyorum. Soru soramıyorum. Parlıyor hemen. Sinirleniyor. Ama ben içimi rahatlatamıyorum bir türlü. Kafamın şurasını bir şey oyup duruyor sanki. Bu şüpheyle yaşayamam. Bilmem lazım. Sen nasıl buldun bizi? Münir dayıyı takip ettim. Bugün şirketteydim. Münir dayıya uğradım. Baktım telefonla konuşuyor. Fatma Gül'ün yengesiydi herhalde. Buluşacaklarını anladım. Neyse sonra konuşurken Fatma Gül'ün adı geçti. Kaldım böyle. Sonra buluşacaklarını anladım. Takip ettim. Sonra o kadını tanıdım. Çiftliğe gelmişti. Reşat Bey'le konuşmuşlardı. Notere girdiler. Sonra adamla ikisi çıktılar. Eve giderler diye düşündüm ki öyle de oldu. Şimdi sıra sende Kerim. Anlat. Seni dinliyorum. Nişanlısı olan Arif Fatma Gül'ü bıraktı. Birinin onunla evlenmesi lazımdı. Fatma Gül masum. Korunmasız, savunmasız. Benim evlenmek gibi düşüncem yoktu. Ama mecbur kaldım işte. Meltem. Ne işin var senin burada? Konuşuyoruz. Sana kim söyledi burada olduğumuzu? Ya ben geçerken arabayı gördüm, ne oluyor diye bakayım dedim. Ne yapıyorsun sen burada? Senin Mukaddes'le konuştuğunu görmüş, takip etmiş. Kafamdaki bu şüpheyi silmem için konuşmam şarttı. Gerçeği kahramanlarından öğrenmek istemiş. E'si? Her şeyi anlattım Meltem'e. Artık içim rahat. Selim'e iftira atmışlar. Çok sevindim. İçin rahat olduğuna çok sevindim. Kerim hatasını kabul edip kızla evlendiği halde gazetede çıkan haberler herkesin kafasını bulandırdı. Senin bütün bunlara inanmaman lazım Meltem. Olmuyor işte. Her kafadan ses çıkarken insan etkileniyor. Senin Selim'e inanman lazımdı. Senin bize inanman lazımdı. Ne olur duymasın bunu. Söylemeyin ona. Eğer öğrenirse bana çok kızar. Dayı. Selim bu konuda çok hassas. Eğer gizli gizli bu durumu araştırdığımı öğrenirse bana olan bütün güveni sarsılır. Söylemeyin ona. Burada bitirelim, kapatalım konuyu. Bitsin gitsin. Bence de bitsin, bitsin. Teşekkür ederim. İkinize de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.